başkanımıza da, Gülsün başkanımıza teşekkür ediyoruz bu alanı bize sağladıkları için. Sağ olsunlar, her konuda destek oldular gibi bu konuda bize destek oldular. Geçen sene de yine burada toplantı yapmıştık. Bizim bildiğiniz üzere bu GİBE programımız her sene yayınlanıyor. Bu kapsamda da destekler için teşekkür ediyoruz. Evet, hepinizin de bildiği üzere Tarım Bakanlığımız olarak, Tarım ve Orman Bakanlığımız olarak geçmiş dönemden beri bu tarz bir destekleme programımız var. Uzun bir ismi var, Kırsal Kalkınma Yatırımlar Destekleme Programı. Bu kapsamda kısaca biz %50 hibe desteği dediğimiz bir destek programımız var. Bu senede tebliğler yayınlanmasıyla süreç başladı. 9 Aralık'tan itibaren sürecimiz başladı. 20 Şubat'ta ve 20 Ocak'ta bitecek. Tarihleri karıştırıyor olabilirim ama sürecimiz var. Bu konuda biz de sizlere bilgilendirme yapmak istedik. İlk toplantımızı da burada yapıyoruz. Devamında da ilçelerimizde, yani ziyaret odalarımız desteği olur. Birlikte destekleriyle olur. Vatandaşımıza da ulaşmaya çalışacağız. Bu konuda ilçe müdürlerimizi talimatlandırdık. Planlamalar yapıldığı sürece ilçe müdürlerine gidip bu konulara destek vereceğiz. Bu destek bizim için gerçekten önemli. GİBE desteği bizim için önemli. Her zaman söylendiği üzere biliyorsunuz Avrupa Birliği desteklerimiz var. İPAT diye adı geçen desteklerimiz var. Bu kapsamda bizim ilimiz İPAT kapsamındaki desteklerine yararlanamıyor diye her zaman serzenişimiz vardır. Bu kapsamda da 81 ilde olduğu gibi bize de ayrıca %50 hibe destekleri yayınlanıyor. 42 ilde olan bir ajans, Tarımsal Kalkınma Destekleme Kurumu ajanslarımız var 42 ilde. Bizim bölgemizde yoktu. Son dönemde bu şey olmadığı için, bu ajans destek ve ipat kurumu olmadığı için %50 hibe dediğimiz bu destekler bize yayınlanıyordu. Ancak Tarım Bakanımız Sayın Vahit Kiliç'in de en son açıklamalarında bu ipat desteklerinin de bütün 81 ile yayılacağıyla ilgili kendisi hem basın açıklamaları oldu, her zaman da bunu ifade etti. Şu anda tabii yazılı olarak bir talimatlandı yapıldı ama bunu ben de size söyleyebilirim. Artık ipat desteklerine de inşallah ilerleyen aşamada 2023 yılı için bizim ilimizde faydalanacak. Ama bu faydalanma sağlanıncaya kadar biz bu %50 dediğimiz bu hibelerden üreticilerimizi, çiftçilerimizi, köylülerimizi, sanayicilerimizi faydalandırmaya çalışacağız. Biraz sonra arkadaşlar tabii biraz ince ayrıntıya, daha çok ince ayrıntıya girecekler. Tabii hepsini burada anlatamayız belki ama en azından sizin destek olabileceğimiz ya da varsa bir ihtiyacınız, bunu karşılayabileceğimiz bir kriter varsa onları size anlatmaya çalışacaklar. Geçen sene bu sistemde, bu destekleme sistemimizde, %50 hibe sistemimizde bir değişiklik yapıldı. Yıllardır verilmeyen makine ekipman desteği diye bir destek, kısaca halkımızın anlayacağı dilde makine ekipman desteği de geçen sene başlatıldı. Biz de bu kapsamda üreticilerimize destek olduk. Geçen sene 74 civarı hatırlıyorum, 74 adet makine ekipmana, çeşit makine ekipmana destek verildi. Yine bu sene de yine aynı sayılara yakın miktarda destek verilecek. Bu makine ekipmanlarla ilgili 500 bin liraya kadar alacağımız, köylerimizin alacağı, 500 bin liraya kadar alınacak makinelerin %50 hibe desteği yapılacak. Bu tabii destekleyince veya hani kredilerle karışabiliyor. Biz hibe veriyoruz. Bu karşılıksız verilen bir devletin desteği. %50 dediğimiz zaman 500 bin liranın, 250-500 bin liranın makine aldığını düşünüyorum. 250 bin lirası size hibe olarak verilecek. Bu tabii daha çok köylerimiz için geçerli bir olay. Bunun dışında da sanayicilerimizle ilgili de ekonomik yatırımlar dediğimiz, sizin tabii bizim yine ince ayrıntıya girmek gerekiyor belki ama hani bitkisel ürünlerin, birinci ürünlerin, üretimdeki birinci ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması kapsamında sanayi faaliyeti yapan firmalara da bu %50 hibemiz var. Bu seneki üst limitimiz proje esas tutar diye söylenen 7 milyon olarak belirlendi. 7 milyonun %50 hibesi yani 3,5 milyon civarında size bir hibe desteği olacak. Uzun yıllarda devam eden bu hibe desteği de inşallah bundan sonra da devam edecek. Tabii bunlar 5-10 yıllık sürelerle planlanıyor. Şu anda bu senede 2022'nin sonundayız. Aralık'ta başlayan bir süreç. İnşallah biz de elimizden geldiğince sizlere bu konuda destek olmaya çalışacağız. Bu kapsamda konuyu İl Müdürlüğümüz yürütüyor.
İl müdürlüğümüz yürütüyor. İlçe müdürlüklerimiz de bilgi alabilirsiniz ama başvuruları sistem üzerinden başvuru yaparak il müdürlüğümüzce değerlendirilecek. Bu konuda her türlü bilgileri biraz sonra sunum yapacak arkadaşlardan il müdürlüğümüzde görevli arkadaşlar, kısalt altında başvurularımız. Oraya başvurarak her türlü bilgiyi de alabilirsiniz. Ben katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bizim bu anlattıklarımızdan size de faydalı olabilecek bir ekipman desteği olur, makine ekipman desteği olur, sanayi ile ilgili bir hibe programımız olur. İnşallah bunlardan faydalanırsınız. Ben katılımınız için, buraya kadar zahmet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başkanıma ayrıca bu desteklerinden dolayı, sağlıklı tahsislerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Müdürümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de sunumlarını yapmak üzere Ziraat Mühendisi Aziz Sezek Bey'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Müdürüm, sivil toplum kuruluşlarının değerli yönetim kurulu üyeleri ve başkanları, değerli katılımcılar, hepiniz kısa kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında 2022-2023 döneminin tanıtımını yapacağımız toplantıya hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıştırmak isterim. Adım Aziz Sezek. Ziraat Mühendisiyim. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kısa Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü'nde ilk proje yürütme biriminde görev almaktayım. Bu toplantı kapsamında sizlere birazdan kısa kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında tarım ve ekonomik yatırımlar, kırsal ekonomik altyapı yatırımları kapsamında da A iş planı ve B iş planı kapsamında hazırlanabilecek projelerle ilgili, bunlara verecek desteklerle ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Toplantı sonunda sorularınızı almaya çalışacağım. Toplantı sonuna kadar beklemeye gayret edersek çok iyi olur. Çünkü belki sunum içerisinde sorularınıza cevap bulabilirsiniz değerli katılımcılar. Müdür Bey'in de bahsettiği gibi bu bizim 2006 yılından beri uygulamakta olduğumuz program bakanlık olarak. Kısa kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı. 2006 yılından bu yana 3 dönem başladı, tamamlandı. Şu anda için 4. dönemin içerisinde bulunuyoruz. 4. dönemin startı Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 28 Temmuz 2020 tarihinde resmi gazete yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre uygulanmakta. Bu Cumhurbaşkanlığı kararlılığına istinaden 21 Kasım 2020 tarihinde 2 adet tebliğ yayınlandı resmi gazetede. Bunlardan bir tanesi tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi tebliği, bir diğeri ise kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi tebliği. Biz uygulamalarımızı bu iki tebliğe göre yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda şu ana kadar uyguladığımız tüm etaplar kapsamında ülkemizde 2006-2021 yılları arasında 4 dönemde 15 etapta 16.120 proje uygulandı değerli katılımcılar. Bu projeler kapsamında 4,33 milyar hibe desteği ödemesi yapıldı. 9,43 milyar tutarında yatırım faaliyeti geçmiş oldu. Bugünkü rakamlara göre bu değeri realize edersek yaklaşık 15 milyar TL'den fazla bir hibe desteği sağlanmış olduğunu görüyoruz. Ülke genelinde yapılan tüm yatırımlarda 117.900 kişiyle istihdam sağlanmış oldu. Tekirdağ üzerine baktığımızda ilimizde 2006-2021 yılları arasında 4 dönemde toplam 15 etapta yaklaşık 80 milyar TL'ye yakın bir hibe ödemesi yapıldığını görüyoruz. 80 milyon, özür dilerim. 2021-2022 başvuru döneminde, yani geride bıraktığımız bu en son dönemde ise tarıma dayalı ekonomik yatırımlar, kısa ekonomik altyapı yatırımları, bireysel sulama yatırımları ve uzun yıllar projesi kapsamında toplam 9.186.149 lira hibe desteği ödemesi yaptık. Tüm yıllara ait, tüm projelerimize ait cetveli ekranda görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tarıma dayalı ekonomik yatırımlar programın başlangıcından beri devam ediyor. Makine ekipman ve destekleri Müdür Bey'in bahsettiği gibi bir dönem vardı. Ondan sonra kalktı. Şimdi tekrar tarıma dayalı ekonomik yatırımların bünyesinde uygulamaya devam ediyoruz. Bunun dışında bir genç çiftçi desteği var. Yine bizim bakanlığımızın verdiği hibe destekleri kapsamında. O da 3 yıl boyunca uygulandı, sona erdi. Şimdi onun yerine uzman eller başladı geçen sene itibaren. Önümüzdeki aylarda da uzman eller programının yeniden başlangıcını vereceğiz. Onun tanıtımı için de yeniden buna benzer tanıtım toplantıları gerçekleştireceğiz. Değerli katılımcılar, kırsal kalkınma desteklerini
bireysel sunma ve uzman dilini dışarıda bırakırsak temelde ikiye ayırabiliriz. Çünkü onlar ayrı tebliğler kapsamında desteklenen yatırımlar. Kırsal kalkınma destekleri tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları olarak ikiye ayrılıyor. Kırsal ekonomik altyapı yatırımları ise A iş planı ve B iş planı olarak temelde ikiye ayrılıyor. Bunları da kısaca özetlemek isterim. Birazdan detaylamaya gideceğim ama ne anlatacağım konusunda 3 aşağı 5 yukarı şimdiden bir fikriniz olması toplantıyı daha kolay dinlemenizi sağlayacaktır. Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar hibe esas üst limiti en az 1 milyon 1 lira ve 7 milyon lira arasında olan yatırımları kapsıyor. Daha büyük yatırımlar tarımsal ürünlerin işlendiği, depolandığı, paketlendiği tesislerle sabit yatırımları kapsayan bir konu. Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarındaki A iş planı, müdür beyin de bahsettiği gibi makine ekipman desteklerini içeren planımız. B iş planı ise tarımda değil ekonomik yatırımlara benziyor. Ama daha küçük çaptaki yatırımları içeren bizim uygulama programımız. İlk olarak tarıma dayalı ekonomik yatırımlardan bahsetmek istiyorum. Tarıma dayalı ekonomik yatırımlarda her türlü tarımsal ürünün işlendiği, depolandığı, paketlendiği tesislerde ve modern sabit yatırımlarla yani bazı üretim tesislerinde yeni yatırımlara, kısmen tamamlanmış yatırımların tamamlanması yönelik yatırımlara, mevcut tesislerin kapasite arttırımının yapılmasına ve mevcut tesislerde teknoloji yenileme modernizasyon yatırımlarının yapılmasına hibe desteği verilmektedir. Yatırım kollarına tek tek bakarsak, ilk olarak tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması yönelik yatırımlar, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, ki bunların içerisinde hayvancılık yatırımları, sera yatırımları vesaire var, onların detayını birazdan bakacağız. Üçüncü başlıkta yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin yatırımlar, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar ve son olarak da hayvansal bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanmasına yönelik yatırımlar. Bunlar arasında tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi başlığına detaylı bir şekilde bakarsak, her türlü tıbbi aromatik bitki, bitkisel ürünler, hayvansal ürünler ki bu hayvansal ürünlerin içerisinde kırmızı et, su ürünleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derileri, yapı ağları, süt ve süt ürünleri, arı ürünleri gibi her türlü tarımsal ürünün işlenmesi, kurutulması ve depolanması yönelik tesislere destek verildiği gibi sadece çelik silo ve soğuk hava deposundan ibaret olmak üzere depolama tesislerine de hibe desteği verilmektedir. İkinci başlığımız tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar. Bunların içerisinde modern sayalar, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği tesisleri, ki bunlar etçi ve sütçü damızlık yetiştiriciliği, büyükbaş besi işletmeleri olarak ikiye ayrılıyor. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projeleri, kanatlı yetiştiriciliği projeleri, kültür mantarı üretimi, büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri ile kanatlı kesimhaneleri bu başlık altında destekleniyor. Ben sunuma bunların sadece özet bilgilerini aldım değerli katılımcılar. Bunların uygulama rehberimizde çok detaylı bir şey var, açıklama bölümü var. Onlardan eğer yapmak istediğiniz yatırımlar varsa, öncelikle o uygulama esaslarını gözden geçirmenizi, sonrasında da bizimle istişare halinde olmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi çünkü çok geniş bir yelpaze var. Bunun hakkında da çok kapsamlı bir mevzuat var. O yüzden doğru bir şekilde yatırım yapmak istiyorsak mutlaka il müdürlüğümüzle istişare halinde olmanızı tavsiye ederiz. Yenilebilir enerji kaynakları, su ürünleri yetiştirecek yatırımlar ve hayvansal bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesine yönelik yatırımlar da hibe desteği kapsamında burada destekleniyor. Bizim bu programımıza gerçek kişiler başvurabildiği gibi kolektif limited anonim şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım kredi kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, yetiştirici birlikleri, bu üretici birlikleri, iktisadi teşekkürleri gibi üretici birlikleri de programımız kapsamında başvuruda bulunabiliyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken husus, tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olmaları gerekiyor. Bir diğer konu ise tüm tüzel kişilerin kuruluş tüzüklerinde ve ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanında faaliyet gösterebiliyor olmaları gerekiyor. Değerli katılımcılar, bu programımız kapsamında hibe esas proje üst limitimiz yeni yatırımlar için 7 milyon lira oldu bu sene. Tamamlama projelerinde 5 milyon lira, kapasite arttırımı ve teknoloji ilerleme projelerinde ise 4'er milyon lira olarak yer alıyor. Biz bu da belirtilen tutarlar üzerinden %50 hibe desteği veriyoruz. Yani sizin üreteceğiniz proje bu limitlerin üzerinde de olabilir. Fakat biz hibe esas olarak bu değerleri alıyoruz ve bunlar üzerinden %50 hibe desteği vermeyi öngörüyoruz.
HEB'ye esas proje tutarı alt limiti ise bu sene 1 milyon 1 liraya çıkartıldı. 1 milyon 1 liranın üzerinde olan yatırımlar ancak bizim bu ekonomik yatırımlar kapsamında değerlendiriliyor. Yatırım yerli mülk edip bizim programımız kapsamında muhakkak bu kıstaslara uyması gerekiyor. Ya başvuru sahibine ait olabilir yatırım yerimiz, kiralık olabilir. Kiralık olması durumunda en az 5 yıllık süreyle noter tasdikli kira sözleşmesi olması gerekiyor. Yatırım yapacak kişinin tapu sahibinden üst hakkı alması ve tapuya şerh etmesi gerekiyor mutlaka kira sözleşmesinin. Ayrıca tahsis de olabilir. Tahsis olması durumunda ise ilgili kurumlarla tahsise ait belgeleri proje ekibinde sisteme yüklemesi gerekiyor yatırımcılarımızın. Biz bu programımız kapsamında az önce bahsettiğim tesislerin yeni tamamlama veya kapasite arttırımında inşaat işleri alım giderlerine ve makine ekipman malzeme alım giderlerine hem de desteği veriyoruz. Bununla ilgili dediğim gibi tüm detaylar uygulama rehberine yer alıyor. Burada da gerekli sorulara cevap verebilirim. Burada dikkat etmemiz gereken husus, az önce bahsettiğim yatırım nitelikleri vardı hatırlarsanız. Yeni yatırımlarda HİBE esas proje gideri %80'den fazla inşaat bütçesi içeremiyor. Kapasite arttırımı teknoloji yenileme projelerinde ise %60'dan fazla, teknoloji yenileme projelerinde ise %20'den fazla inşaat gideri içeremiyor projelerimiz. Bu ekonomik yatırımını bitirmek üzereyim. Bundan sonra B iş planına geçeceğim. Daha sonra da A iş planına geçeceğim. Uygulama süreçlerini özetlersek, bizim programımız 6 aşamadan oluşan bir süreç içeriyor. İlk aşamamız başvuru aşaması ki şu anda başvuru aşamasındayız. Şu anda online olarak başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu programımızda başvuru son tarihi 10 Şubat 2023. 10 Şubat 2023'e kadar bakanlığımızın internet sayfası üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ondan sonrasında değerlendirme süreci başlıyor, ikinci aşamamız olan. Değerlendirme süreci de iki ayrı süreç içeriyor. İlki ilk proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak olan değerlendirme ki bu projelerin sona erdiği tarihte itibaren 30 gün içerisinde yapılması gereken bir süreç. Diğer ise bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nde oluşturulan Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak olan değerlendirme süreci. Bunun için mevzuatımızda herhangi bir süre belirtilmiyor. Değerlendirmeleri tamamladıktan sonra Merkez Değerlendirme Komisyonu illere o ilden hibe desteği almaya hak kazanan projelerin listesini bildiriyor. Biz de bu proje sahiplerini, yatırımcılarımızı hibe sözleşmesi imzalamaya davet ediyoruz. Kendilerine bu davet yaptıktan sonra bizimle 30 gün içerisinde hibe sözleşmesi imzalamalarını bekliyoruz yatırımcılarımızın. Yatırımcılarımız bunları bu hibe sözleşmesi imzalamaya gelirken Tarım İl Müdürlüğü'ne hibe sözleşmesi eklerini getiriyor ki bunlar başvuru aşamasında online olarak yüklediği tüm belgeler hibe başvuru formu ve işletme planında oluşuyor. Ayrıca bunun yanında teminatı da içeren hibe sözleşmesi aşamasında getirmesi gereken çeşitli ekler var. Onları da tamamlıyor. Satın alma dosyasıyla beraber il müdürlüğümüze ibraz ediyor. İl müdürlüğünde il proje yürütme birimimiz tarafından uygun görülmesi durumunda il müdürlüğümüzle yatırımcı arasında bir hibe sözleşmesi imzalanıyor ve dördüncü aşamaya geçiyoruz. Dördüncü aşamada yatırımcılarımız ihalesini gerçekleştirdiği unsurları tesislere kazandırıyorlar. İnşaatsa inşaatını yapıyorlar. Makine ekipman alımıysa makine ekipmanlarını temin ediyorlar ve projelerini sürdürüyorlar. Bu süreç boyunca başlangıç raporu, ilerleme raporu ve nihai raporu olmak üzere bir raporlama sürecini de gerçekleştiriyorlar. Değerli katılımcılar, bu uygulama süreci hakkında özellikle bir konuya temas etmek istiyorum. Tüm yatırımcılarımız projelerinde bahsettikleri yatırımları 30 Kasım 2023'e kadar tamamlamış olmaları gerekiyor. Bu tesisle ilgili alınması gereken tüm izin ve ruhsatlarla beraber bu tarihe kadar projelerin tamamlanmış olması gerekiyor. Projeler nihai raporu verilip de nihai raporu İl Müdürlüğü tarafından kabul edilmesinin ardından 5. sürecimiz olan ödeme süreci hayata geçiyor. Bir ödeme talep formunun içinde kontrol ödeme formuyla beraber diğer belgelerde İl Müdürlüğü'ne ibraz ediliyor ve %50 hibe desteği yatırımcının hesabına nakit olarak aktarılıyor. Bizim burada dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de hibe destekleme oranındaki vergilendirme. KDV bizim mevzuatımıza göre desteklenen bir unsur değil. Dolayısıyla bahsettiğimiz tüm tutarlar az önce 7 milyon, 4 milyon, 5 milyon gibi tutarların tamamı KDV hariç tutarlardır.
Bunun ardından da izleme sürecimiz başlıyor. Biz bu projelerimizi 3 yıllık bir kontrol, takip ve denetim sürecini işletiyoruz. 3 yıl boyunca da yatırımcılarımızdan sahip oldukları tesisin mülkiyetini değiştirme ödemelerini, kiraya vermemelerini, amacı dışında kullanmamalarını istiyoruz. Ve bu süreci 3 yıl boyunca takip ediyoruz. Son olarak hatırlatmak isterim bu diğer konuya geçmeden önce. Buradaki başvurular 10 Şubat 2023'te sona erecek değerli yatırımcılar. Dediğim gibi yatırımların tamamlanma süresi de 30 Kasım 2023. Bunu da özellikle tekrar vurgulamak isterim. İkinci yatırım planımız B iş planı. Kırsal ekonomik altyapı yatırımları. Bunda yine yatırım teklifleri bir öncekiyle aynı. Yatırım konularında farklılıklar var. Hızlı bir şekilde özellikle geçmek isterim. Aile ve çift faaliyetlerinin geliştirmesine yönelik yatırımlar, bunu birazdan açacağım. Aracılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipek böcekçiliği, yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler için makine parkları, tıbbi aromatik ve bitki yetiştiriciliği yatırımları. Tek tek bunların detaylarına bakalım isterseniz. Bazıları biraz hızlı geçeceğim bölgemizde çünkü onlar fazla bir talep olmadığı için. Arzu ederseniz onlara da tekrar geri dönüş yaparız. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması kapsamında gene az önceki ekonomik yatırımlarda olduğu gibi her türlü tarımsal ürünün işlendiği, depolandığı, paketlendiği tesislere, süt toplama tesislerine hibe desteği veriliyor. Ayrıca tarımsal ürünlerin depolanmasından çelik silo, sorgu ve deposu gibi tesislere destek veriliyor. Tarımsal sabit yatırımlara, gene tarımsal üretime yönelik ahır alan yapımı, küçük aile işletmecine yönelik hayvancılık yatırımları, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı için göçerler için sadece geçerli. Yağmur hasadı için jeomembran gölet yapımı bu başlık altında destek veriyor. Kontrol örtü altı tarımı da yine bu başlık altında desteklenen projelerimizden bir tanesi. Çok kısa bunu birkaç süre değinmek istiyorum. Kontrol örtü altı tarımında en az 0.5 dekar yani 5 metrekare en fazla 10 dekar büyüklüğünde sera kurulabiliyor. Bunlar için de dekara proje kurulum maliyeti ısıtma sistemi kullanan seralarda 255 bin lira olarak öngörülüyor. Aile faaliyetleri kapsamında, aile işletmecilerine yönelik faaliyetler kapsamında bir diğer maddemiz kültür mantarı yetiştiriciliği. Yine yenilenebilir bir enerji tesislerde bu kapsamda yer alıyor. İkinci başlığımız arıcılık ve arı ürünlerinin işlenmesine, paketlenmesine yönelik yatırımlar. Burada arı kolonisi alım kapsamında değil. Sık sorulan sorulardan bir tanesi bize. Aracılık ürünlerinin işlenmesine, depolanmasına yönelik, paketlenmesine yönelik tesisler küçük çaplı burada destekleniyor. Akıllı tarım uygulamaları kapsamında tarla tarımında gübre sensörleriyle ölçüm. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunu tek tek saymak istiyorum çünkü çok modern konular gerçekten bunlar. Biz de bunların yaygınlaşmasını istiyoruz. Çiftçi bilgilendirme sistemleri, zirai don, aşırı yağış vesaire gibi onların önceden bilgilendirdiği sistemler. Hasat ve güncel verim haritasının çıkarılması, verim haritalarının karşılaştırılması, otomatik dümenleme sistemleri, zirai insansız hava araçları, bu drone diye bahsettiğimiz ki bu geçen sene çayır tırtılından dolayı çok gündeme geldi drone ile ilaçlama konusu. Hayvancılıkta büyükbaş hayvanların adım ve lokasyon takibi, vücut, buradan ben göremiyorum sesi, vücut ısısı, nabız gibi biyometrikal verilerin izlenmesine yönelik sütü miktarında ölçüldüğü ölçüm sistemleri, yem hazırlamada dengeli bir rasyonun hazırlanmasını sağlamak için de dijital unsurlar satın alınabiliyor bu kapsamda. El sanatları ve katma değerli ürünler, buraya ipek böcekçiliği yetiştirici tesisleri de programımız kapsamında destekleniyor. Su ürünleri yetiştiriciliği de yine aynı şekilde destek kapsamında yer alıyor. Çok soru gelen bir kısımda yine makine parkları yatırımları. Değerli katılımcılar, makine parkları yatırımları sadece tarımsal amaçlı birim kooperatifler ve birlikler ile bunların üst birlikleri tarafından gerçekleştirilebilecek projeler. Bu kapsamda birden fazla makine alımı söz konusu olabiliyor. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları da programımız kapsamında desteklenen projeler arasında yer alıyor. Bu programımıza çiftçiler, gerçek kişiler ve az önce saydığımla aynı güzel kişilikler başvuru yapabiliyorlar. Bundaki ekonomik yatırımlar çok benzeyen program aslında ama bundaki temel fark 1 milyon 1 ile 7 milyon lira arasındaydı az önceki yatırım limitleri. B iş planında 50 bin TL ile 1 milyon arasında yani daha küçük çaplıdaki yatırımlar bu program kapsamında destekleniyor. Bunlarda da yine hibe desteği oranımız %50.
Burada bir fark daha var. Deminkine göre. Burada yatırım yeri sadece köy, belde, kırsal mahalle ve tüm illerde nüfusu 20 binin altında olan yerlerde destekleme yapabiliyoruz. Bizim ilimiz açısından değerlendirdiğimizde Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra tüm ilçelerimizde kırsal mahalle olarak tanımlanan köylerimiz var. Eski isimleriyle köylerimiz. Şimdi onlar kırsal mahalle oldu çoğu. O kırsal mahallelerde bu programın uygulamaları destekleniyor. Yine az öncekindeki gibi yatırım yerinin mülkiyeti kiralık olabiliyor, tahsis olabiliyor ya da yatırımcının başvuru sahibi kendisine ait olabiliyor. Hibe esas koca giderleri de az önceki yatırımımızla aynı. Yani az önce bu ekonomik yatırımların bir minyatürü. Onu daha büyük yatırımlara destek veriliyordu. Bunda 50 bin lirayla 1 milyon lira arasındaki yatırımlara destek veriliyor. Bundaki uygulama süreçlerimiz de diğerlerine çok benzer. Sadece değerlendirme hibe sözleşmesi aşamasında ötekinde 30 iş günü varken bunda 20 iş günü içerisinde sözleşme imzalanması gerekiyor. Nihai raporun en geç 30 Kasım'a kadar teslim edilmesi gerekiyor bunda da. İzleme süresi bunda da 3 yıl. Demek ki sürecin hemen hemen aynısını 5 bin içinde gerçekleştirebiliyoruz. Bunda başvuru tarihi farklı olarak deminkinden 20 Ocak 2023. 20 Ocak 2023'e kadar yatırımcılarımızın, yatırımcı adaylarımızın, başvuru sahiplerinin Tarım Orman Go.tr üzerinden başvurularını veri gibi sistemine yapmaları gerekiyor. Gene bunlara yatırımların son başlanma tarihi 30 Kasım 2023. Şimdi biraz daha fazla son yıllarda başvuru olan kırsal ekonomik altyapı yatırımları kapsamında ağaç planına geçelim. Değerli katılımcılar, bu program kapsamında şöyle söyleyeyim. Geçen sene bizim beş plan kapsamında toplam 6 başvurumuz oldu. Ekonomik yatırımlar kapsamında 12 başvuru yanlış hatırlamıyorsam oldu. Ağaç planı kapsamında 600 başvuru oldu. Bu gördüğünüz gibi çok popüler bir konu, çok fazla başvuru olduğu bir konuda. Çiftçilerimiz çok fazla teveccüh gösteriyorlar bu konuya. O yüzden bu konunun üzerinde özellikle durmak isterim. Bu kapsamdaki, bu destekleme kapsamında yatırım konularıyla ilgilenen hususlara bakalım. Makine ekipman alımları sadece burada destekleniyor. Başvuru sahibi söz konusu faaliyetlerini yatırımın uygulandığı alanda 2 yıl boyunca devam ettirmelidir. Başvuru sahibinin tarımsal işletmesiyle orantılı kendine ait traktörü ile alacağı makine ekipmana uygun büyükbaş küçükbaş hayvan mevcudu ve veya tarım arazisi olmalıdır. Başvuru yapılan makine ekipman için güncel uygulama rehberi eklerinde yer alan bilgi formlarının belirlenen şartlara sahip olmalıdır. Başvuru sahipleri sadece uygulama rehberi eklerinde yer alan makine ekipman listesindeki bir makine ekipman için proje başvurusunda bulunabilirler. Başvuru aşamasında makine ekipman alım tutarı referans fiyat listelerinde belirtilir. Referans fiyat listeleri hibe esas yatırım tutarını ifade eder. Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra hibe sözleşmesine bağlanan hibe esas makine ekipman alımı tutarı arttırılamaz. Makine ekipmanlar illerin belirlediği il makine ekipman öncelik tablosuna göre puanlanır. Ki bunu birazdan size göstereceğim. Değerli katılımcılar, burada başvuru sahiplerimiz çiftçiler, gerçek kişiler yani aynı şeyi ifade ediyor aslında ve tüzel kişiler olabiliyor. Başvuru sahiplerinin son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olması gerekiyor. Yani bir yıldır bu üreticilerimizin çiftçilik yapıyor olması gerekiyor. Yatırım yeri sadece köy, belde, kırsal mahalle ve tüm illerde nüfusu 20 binden az olan yerleşim yerlerinde ise başvuru yapılabiliyor. Bunda da yine ilimizdeki, ilçelerimizdeki merkez mahallelerinde üretim yapan yerlere ait başvurular kabul edilmiyor. Yatırım yeri mutlaka kısa mahallelerimizde yer alması gerekiyor. Hibe esas proje tutarı 5 bin lira ile 500 bin lira arasında olabilir. Bunda da yine bu programda da hibe esas proje tutarının %50'sine hibe desteği veriyoruz. Uygulama süreçlerine bakalım. Uygulama süreçleri benzer süreçler içerse de ufak tefek farklılıklar var. Birincisi başvuru 20 Ocak'ta sona eriyor başvurular. Değerli katılımcılar şu anda başladı başvuru süreci. Değerlendirme gene İl Proje Değerlendirme Komisyonu ve Merkez Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılıyor. O aynı. Başvuru hangi başvuru sahiplerinin hibe desteği almaya hak kazandığı bakanlık tarafından açıklandıktan sonra 15 gün içerisinde hibe sözleşmesi imzalanması gerekiyor. 15 iş günü.
yatırımcılarımızla 15-20 gün içerisinde söylediğim üzere. Uygulama sürecinde gene aynı şekilde hibe sözleşmesinden sonra